Merhaba, ben Biyanet Ekoloji Muhabiri Tuğçe Yılmaz. Gıda Mühendisi Bülent Şık'la birlikte kısa özü bu yayınında Japonya'nın Fukushima'daki atık suyunu, radyoaktif suyunu okyanusa boşaltmasına dair konuşacağız. Japonya 24 Ağustos'taki süreç başından itibaren dünyada böyle bir kirliliğe neden olmadığını ve okyanusa bıraktıkları suyu seyreltildiği için okyanusa zarar vermediğini savunuyor. Bununla ilgili Japonya devlet yetkilileri de dört koldan çalışıyor aslında. Örneğin dün Japonya Başbakanı radyoaktif suyun akıtıldığı yere yakın bir yerden deniz ürünü yedi ve bütün menüsü bu derin deniz ürünleriyle kaplıydı. Aynı şekilde dünya arenasında da daha güvenli bir plan uyguladıklarını göstermek için Japonyalı büyükelçiler bu ürünleri, deniz ürünlerini tüketmeye devam edeceklerini ve kimsenin de bu konuda tedirginlik yaşamaması gerektiğini söyledi. Biz bu görüntülere Çernobil nükleer kazasından sonra dönemin bakanlarından biri Cahit Aral'ın Karadeniz'de yetişen çaylarda ve diğer ürünlerde radyoaktif kalıntı olmadığını kanıtlamak için çay içmesiyle biliyoruz aslında. Burada Bülent size sormak istiyorum. Bu plana dair Güney Kore ve Çin'in de aslında Japonya'ya uyarıları oldu ve diğer ülkelerin de. Örneğin Çin, Japonya'dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurduğunu söyledi. Japonya böyle bir planı nasıl uygulayabiliyor? Bunun uluslararası bir yaptırımı yok mu? Evet, yani kesinlikle bir yaptırımı yok. Özellikle okyanusların kirletilmesini engelleyecek, sadece radyoaktif materyallerle ya da toksik maddelerle değil, diğer kimyasal maddelerle de kirletilmesini engelleyecek bir uluslararası sözleşme yok. Şunu öncelikle belki vurgulamak gerekiyor. Japonya'nın yaptığı plan, yani radyoaktif suyu tanklarda biriken radyoaktif suyu okyanusa boşaltma planı, yani akademik literatürde kirliliğin seyreltilmesi olarak nitelenen bir yaklaşım. Toksik kimyasalların okyanus gibi büyük bir alıcı ortamda seyrelmesinin sağlık zararı oluşturmayacağına ilişkin bir bakış açısına yaslanıyor, ama bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil geldiğimiz noktada. Öncelikle belki şunu söylemek lazım. Japon hükümetinin 2011'deki depremden günümüze uzanan süreçte sadece atık sularla değil, nükleer tesisteki radyoaktif materyalle kirlenmiş atık sularla değil, bölgedeki kirli toprakla da uğraştığını vurgulamak gerekiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar son derece kapsamlı. Örneğin kirletilmiş alanlardaki toprak, ağaç dalları, çimenler, çeşitli küçük materyaller ve diğer kirlenmiş malzemeleri temizleme işinde uğraşan işçi sayısı 70 bin. Bu iş için harcanan para 21 milyar euro dolayında ve hala devam eden bir çalışma bu. On binlerce insan da bölgeden tahliye edilmiş durumda. Bunu niye vurgulama gereği duyuyorum? Nükleer bir felaketin etkileri hem geçici değil, kalıcı, hem de çok geniş ölçekli, hem de uluslararası bir alana yaslanıyor. Şimdi burada senin vurguladığın gibi Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisi plana yeşil ışık yaktı aslında. Fakat bu son derece problemli bir yaklaşım. Diyor ki hani bu alandaki çalışan gözlemci, bu seyreltme planı deniz ortamı için bir ciddi probleme yol açmayacak diyor. Ama bu doğru değil. Sonuçta şöyle bir şeyi meşru kılmış oluyoruz. Herhangi bir radyoaktif materyal seyreltmek ve zararsız kılınmak, tırnak içinde söylüyorum zararsız kılınmak noktasını, amacıyla denizlere deşarj edilebilir gibi bir sonuca yol açacak ve bunu son derece problemli buluyorum. Denizler ve okyanuslar bu açıdan bir alıcı ortam olarak görünmemeli, aksine yeryüzündeki yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli ekosistemleri oluşturur ve kirletilmesi sadece radyoaktif materyallerle değil, diğer toksik kimyasallarla da kirletilmesi çok büyük bir meseledir. Japonya bunu neden bilimsel verilerle açıklamak yerine olayın daha medyatik boyutuna ağırlık veriyor peki sizce? Yani daha ne kadar hani deniz ürünü yiyen Japonyalı yetkili göreceğiz biz? Ya şöyle bir şey, oradaki tabii balıkçıların çok tepkisi var ve o tepki yumuşatıldıktan sonra zaten Japon hükümeti bu planı uygulamaya koydu. Ama nihayetinde hani
İnsanlar şunu düşünüyor, yani bu deniz ortamına bırakılıyor, balıklara ve deniz ürünlerine bulaşacak. Biz onları sofralarımıza geldiğinde kirlenmiş ürünlerle beslenmiş olacağız. Genel bir gıda güvenliğiyle ilgili kaygıya aslında yanıt veriyor hükümetin yaklaşımı. Elbette ki bir problem bu. Öte taraftan biraz önce vurguladım, sadece su değil, bölgedeki kirlenmiş toprak aşağı yukarı 14 milyon metrik ton civarında. Bu olağanüstü bir rakam. Dahası mevcut alandaki bine yakın toplama tankında biriken radyoaktif su 1 milyon 25 bin metrik ton civarında ve 10 yıllar sürecek bu seyretme faaliyeti. Şimdi burada şöyle bir noktadan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Biz denizlerin ve okyanusların kirletilmesine neden bu kadar hani rahatça kirletilmesine izin veren bir dünya sistemi var. Bunun için tabii Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi çeşitli kurumları katmak mümkün. Bir örnek vereceğim. Hani neden problemin ne kadar büyük olduğuna ilişkin Tuğçe. Mesela büyük yolcu gemileri bunker diye bilinen bir yakıt kullanıyor. Bu bunker çok zehirli atıklar üretir ve milyonlarca litrede atık su açığa çıkar. Bu atıkların neredeyse tamamı okyanuslara dökülüyor, açık okyanuslara. Bu bilinen ve göz yumulan bir süreç ve hemen hemen her ülke, büyük gemiler, yolcu gemileri, transatlantikler, taşıma gemileri vesaire bunu yapıyor. Yapılan çalışmalar her yıl okyanuslara yaklaşık 300-350 bin ton civarında işte motor yağı, petrokimya ürünleri vesaire ile kirlenmiş atıkların ve sintine sularının boşaltığını gösteriyor. Peki nedir hani bu 300 bin, 350 bin ton? Mesela BP'deki Meksika Körfezi'ndeki petrol platformundaki sızıntı ya da çok meşhur Exxon Valdez petrol tankerinin yaptığı kazanın açığa çıkardığı kirlilikten birkaç kat daha fazla ve bu her yıl gerçekleşiyor. Ne yazık ki böyle bir bakış açısı var ama sonuçta deniz bir alıcı ortam ya da okyanus sonsuz bir kaynak değil. Orası da kirlenen bir kaynak, müthiş bir biyoçeşitlilik alanı ve onun yok edilmesi ya da böyle ağır ağır yok edilmesi diyelim, yeryüzündeki hayatın bütününü etkileyen bir sonuca yol açacaktır. Son bir şey ekleyeyim vaktimiz varsa. Japonya tabii, sadece bu radyoaktif materyal atıkları vesaireyi denize boşaltma açısından hani problemli bir noktada durmuyor. Genel olarak bakıldığında dünyanın büyük ekonomilerinden biri ama bunun bir bedeli var. Tıpkı bizim ülkemize Avrupa Birliği'nden, özellikle İngiltere'den, Hollanda'dan, Almanya'dan gelen plastik atıklar büyük bir sorunsa, çöp sorunu. Aynı süreç orada da gerçekleşiyor. Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland, Tayvan gibi yakın civardaki ülkelere her yıl 750 bin tonla 800 bin ton aralığında değişen plastik çöpünü gönderiyor. Yani gelişmiş ülkeler tırnak içinde ürettikleri pisliği, atığı kendi ülkelerinde tutsalar gelişmişlik açısından nerede oluruz? Gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta deyip bitirelim istersen.